Nasılsın Felepe'de? Tabii canım. Araba anahtarım var. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bu seni kurtarmayacak. Hoş geldin. Merhaba Erdal. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Keyifler nasıl? İyidir. Süper. Hocamıza ulaşıyor muyuz bugün? Valla birazdan bana... Şimdi beni öldürmekten bahsediyorlar. Yok. Evet, yani. Ne alakası var? Oturdular. Koruyucu klanında üst noktaları çıkmamız lazım. Evet, o zaman öldürmek gibi düşünceleriniz olmaması lazım. Mantıksız yani. Tabii. Benim tabii. Bir şeyi saldırdığım ya da yok ettiğim yok. Benim de. Yok edemediğin de var. Hangimiz yok edebiliyoruz ki? Yemekte miydik? Evet. Şu an yemekteyiz. Bobby Tribble'ın evinde. Kalktı. Kimler hatırlıyor? Ben hatırlıyorum. Sen hatırlıyorsun. Biz hatırlamıyorsunuz. Onlar son hatırlamıyor. Son sahne şu. Sen önceki oyunda dedin ki sana doğru gelen bir ejderha görüyorsun demiştin. Oydu. Yani. Ha, ben onu soracaktım. Doğru. Evet. O şekilde başlayacağım. Zamanı geri alıyor o taşla. O taşın da yok olması gerekmez mi geçmiş döneminde? Abi o zaman bu sonsuz hep aynı taş hep dönecek teorik olarak. Gene geriye alacak aynı taş. Oraya giriyor muyuz acaba? İstersen. Time class. Hayır, şimdi direkt sana gelecek o. Senden alıp bir kere emecek gidecek. Güzel. Anladın mı? MC ne diyeyim yani? MC. O zaman seni kısaca geçelim. Evet evet. Siz otururken bir ürperti hissediyorsunuz ve canlanmak... Yok, ben artık o kadar ürpermiyorum tanıdığım için arkadaşım. Hissediyorsun abicim. Çok patlıyor. Geliyor ejderhası doğru ve herkes... Ooo ejderha geliyor, kaçın, ne oluyor? Kaptan falan şaşırıyor böyle. Ne yapacağız biz? Ne ejderhası? Ne işi var bunun burada lan? Geçen ejderha geçen bu muydu acaba falan filan böyle bir karmaşa gürültü. Bir şey diyor musun orada? Sakin oldun diyorum. Niye sakin olacaksın? Ejderha geliyor. De o dimdik diye. Bizim gemiye doğru. Onun derdi benimle diyor. Çık o zaman. Derdi neyse. Dışarı yukarı çık. Kameraya. Kameraya niye çıkayım? Kameranın içine ejderha mı girebilecek diyorum. Dışarıda durmam gerekiyor ki. O açık alan. Dışarı çık diyor. Açık alana çık. Tamam işte açık alan. Güverteye çık pardon. Güverteye zaten güverteye değil. Sana doğru geliyor değil miydin mi? Abi kaptanın köşkündeydiniz. Okey tamam. Güverteye çıkıyorum. Ejderhanın böyle ufalıp normal bir kor büyücü insan şeklinde dönüştüğünü görüyorsun. Herkes kaçışmış, sen güvertedesin. Zarat kalp krizi geçirmemiş. Niye kalp krizi? İyi de tanıyorum zaten, adamı bekliyorum, tanıyorum. At abicim. Yine de at. O kadar mı? Neyse tamam peki. Ben bakalım. Ben siyah değil, ben maviyim. Tamam. O kadar düştü derken? Ben mavi miydim, yeşil miydim ya? Fark kırmızıydım, etmez. Kırmızıydım, kırmızıydım. Ben çünkü şahidim. Ben normal bir şey yapamam, sıkıntı patates geldi. 48. Bir daha at. 48 özel sayı mıydı, neydi? Evet. Harbi mi? 45 de oluyor sanki. 8. Tamam, hiçbir şey olmuyor sana. Dropsun tabii, normaldir. Bakıyorum da kendine bayağı hakim olmayı öğrenmişsin diyor. Sağ ol. Taşı sen... getirdin mi yanında mı? Taş yukarıda. Aşağıda. Taş aşağıda. Çabuk getir taşı. Ne olacaklarını biliyorsun. Ne olacak? Alacak işte benden taşı. Hı. Karşılığında ne verecekti bir şey söylemişti bana. Bir şey söylememişti. Dur ya diye mi test ediyorum Allah Allah. Tamam hadi inelim aşağıya diyorum. Karşında bir şey verecekti derken yamuk yumuk konuştuğun için sana kötü şanslar attım. Ama ıskatadın değil mi? Gene. Biliyorum. İniyorum aşağıya. Taşı alıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Taşı ne yapıyorsun? Vereceğim. İstiyorsan sen vermeyeyim. Tamam git ver ne olur bir şey yapsınlar. Allah'ım biz buradan gidelim bir önce. Tamam. Yalnız bir ağırlık çökecek gemiye haberin olsun. Eskisi kadar hızlı olmayacak gemi. Biliyorum haberim var. Tamam. Kaptana bunu mu anlatayım? Evet. Hadi ver taşı git hadi. Dırdır ediyor ya. Gıcık ediyor beni zaten. Kıracağım kafasını. En sonunda kaptan. Bunu diyor mu sen? Hayır kendim düşünüyorum.
Tamam. Çünkü ürktüğün... Bak bakalım, düşünüşümüzün ağzından çıkıyor. Ürktüğün kaptan değil, ürktüğün gergedan. Yani anladın mı? Kaptandan gergedan. Gergedan yalnız şahsiyette gördün mü? Ne? Şahsiyette gergedanı gördün mü son bölümde? Karakter olarak. Ürün yerleştirme var bu arada. Kadın vardı ya, geliyor kadın olmuş adam. Hmm. Aynı benim gergedan abi. Mevzu aynı yani. Aynı benim gergedan. Neyse ben... Şey yapıyorum, şahsiyetteki şey, taşı alıyorum, şeye veriyorum. Adam ha, onun evine giriyor, huylanıyor falan, bu da aynı şeyleri yaşamıştı. O yüzden şahsiyet dizisinde oldu bu. Şahsiyeti boşuna izleyen de ben gidiyorum şeye, koruyucuya. Şşş, abi deneyim mi? Ne kadar büyüklükte bir taş bu? Benim goygoy yapamıyorum ben de. Bunun dünyaları alabileceğini biliyorsun değil mi diyorum? Alsana bunu tut istersen. Bunu diyor musun bana? Yani. Sana bunu veriyorum, umarım iyi yönde kullanırsın diyorum. Ay pardon. Ayağına gelmez. Ay. Öldü. Neşeli başladık şu an ama. Yok beni öldürme. Beni bak biliyor. Bak nasıl gidiyor. İyi bir şey yaptı şimdi şu an ne yapsın? Beni tanımamış gibi konuşma diyor. Ver şunu diyor. Alıyor. O sırada bir tane hand of slate ile cebinden bir şeyler yok yapmıyorum, bir şey zaten yapamam. Öyle bir sikili de yok. Sonra zıplıyor yukarı doğru zaten ejderha. Tamam. O giderken ben şey diyorum böyle, hiç bozuntuya vermiyorum tayfaların oradayken. Tamam ya şeyde görüşürüz, kalede görüşürüz, sıkıntı yok diyorum böyle. Tamam mı? Sonuncu büyücü şu an. Karizma. Sonuncu büyücü. Gemide bakalım bir sıkıntı var mı böyle gelince. Herkes... Ayaklar titreye titreye, kalbinin tut tut çıkıyor lan. Kaptan da çıkıyor. Sakin misin şimdi? Biz gideceğiz buradan. Lanet olsun. Ya, gemiye gideceğim mi? Verelim mi kayık sana yoksa bizimle gelecek misin? Sen bir kere şeye çıkamazsın. Adaya çıkamazsın. Zaten gidiyoruz buradan. Adaya çıkar. Bol çıkar. 5000 gold var. Şey nereye çıkacak? Borcunu kesmişti adam, vazgeçti. Hayır ama o bir gün geriye gittiler şimdi. Olsun. Bilmiyor ki. O da turuncu biliyor sen de. Turuncu söyledin. İkiniz de biliyorsunuz olayı. Turuncu ben biliyorum. Şey biliyor turuncu mu? Turuncu biliyor. Tabii, turuncu şey biliyor mu? Hayır ben onu demiyorum. Kral söyler. Güvenlik görevlisi biliyor mu o geminin 5000 gold cezadan kurtulduğunu biliyor olacak mı? Ben dışarı çıktığımda o gemiden geldikleri için 5000 gold ceza direkt gelmeyecek mi tekrar diyorum ben. Sanmam. Ya öyle bir şey olsa bile krala sevk edilir. Uyarırsın. Olay krala. Yani aklıma o geldi. Sen o yüzden çıkarmışsın. Gelse bile kral şey yapar. Ben gelmek istemiyorum. Zaten adam onu bilmiyor. Ben azat edildiğini bilmiyor zaten. Ben 5000 borcum var diyor. Lanet olsun zaten gelmem. Peki o zaman ben adaya çıkarken bana hediye edeceğim bir şeyler var mı kaptan? Bu kadar ben yerde olsun. Allah'tan medalimi istiyorum diyor. Sayemde 5000 tane kişiyi taşıyabildin. Diyor. O kadar yararlı bir şey oldu diyorum. Sanki bana 5 kuruş para mı verdi millet? Ben hayrına yaptım o işi. Keşke yanımda olsaydım onu. Doğru, hiç paylaşmamalıydım seninle. Öyle bir hayır işi ki. Değil mi? Ben sana şey yazayım. Tamam. Sen bana filika ver. Ben sana söyleyeceğim seni. Yapol git ya başımda. Hayret bir şey, buraya ejderha gelmiş, adam hala bana muhabbet ediyor. O yüzden benim canım ben buruma gelmiş. Diyecektim. Ayağımı denk al bir daha gelir diyecektim. Yerinde olsam bir şeyler derdim. Diyeceğim bir şey. Aa ben şey yapayım. tamam ben bir gergedanın odasına gireceğim. Bir altınımı geri alacağım lan bu arada. O çiçeği ona mı bırakırım ben? Gidiyor mu? Evet. Seni bekliyoruz, biz ayrılacağız Filika'ya. Nereye gidiyorsun diyor. Biliyorsun. Gergedanın benim bir tane şeyim var. Eşyam kalmıştı, onu alacağım diyor. Gergedanın kapısına gidiyorsun. Hı-hı. Demir alıyoruz. Harekete geçiyoruz diye yukarıdan sesler duyuyoruz. Bekleyin diyorum. Duymuyorlar. Onlar şu an bir çekiyorlar bir şeyleri. Adam verdirmemek için, o bir gold geri verdirmemek için DM'in şekilden şekile girmesi. Yok. Tamam ya kalsın. Senin ya. Senin yerinde olsa kalsın. Yani. Kalsın alakası ya. Alakası yok zarla. İyi belki atlıyorum şeye. Atlarken boyundan tutuyor. Kardeşim kendine iyi bak gergedan. İyi dostum. Bakalım. Özleyeceğim sen de seni. Gel be. Bu uyduruk kaptanın yanında niye duruyorsun ki diyorum. Saçmalama. Çok seviyorum ben onu. Boş ver. Başka şeyleri de severim. Seni de çok sevdim. Çok seviyorum desene. Ben de seni çok sevdim ama yapacak bir şey yok.
Sen şu becek için para harcamıştın değil mi? Evet. Al. Ne verdi? Altın. Bir altınımı geri aldım. Ha. Sağ ol diyorum. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Çok şey sulamayı unutma diyorum. Ben seni daha çok odama ikram edecektim, çağıracaktım. Canın sağ olsun. Başka zaman artık, bir dahaki hayatta. Hadi görüşürüz deyip kaçıyorum. Altını da aldım. Gemi arkadan uzaklaşıp gidiyor. Sen de hafif hafif şeye doğru geliyorsun. Evet. İçimde herhangi bir şey hissediyor muyum yani böyle? Bir pişmanlık, üzüntü ya da bir şey falan. Onu sen at bana. Kendine kadar. 71. Yani herhangi bir şey hissetmiyorum yani. Ben paramı almışım, şeyimi... Pişmanlık hissediyorsun abi, yüksek attın. Aynen. Seni sıkıntıya çokacak şeyler hissedersin yüksekte. Evet ama yani ona karşı dayanıklılık zarım kaç olduğunu hatırlamadığım için bir şey diyemiyormuş ona. Yani sadece tek pişmanlığım o... şu an olayla ilgili zar attın. Tamam işte. Tek... Sen kendi karakterini biliyorsun. Bu olayda bu adam üzülür mü? Üzülür mü? Üzüldüm biraz. Tamam. Oo yine yok yine değil. Hoş geldin. Kağıt var. 5000 lira borcum var. Ver. Tuvalet kağıdına ihtiyacım vardı. Ben artık o gemide değilim. Bana niye veriyorsun? O gemiden gelmedin mi? Nereye gidiyor gemi? Hiçbir fikrim yok. Oo ver o kağıdı. Ver çabuk. Neden? Ver o çöpe çabuk. Neden? Ha bu şeyleri yollayacağım. Askerleri. Kaçıyor. Cezası var. Ödemeden gidiyor. Çok ayıp değil mi? Evet, ver şu kağıdı. Bir altın da bundan isteyeyim mi vermek için? İste bak. Al diyorum. Allah Allah, adam bir şey zaten. Kim söyledi 5600 cezayı? Gidiyor bu tarafa doğru, gidiyor. O adam. Ben aa, seni bir saniye. Ne oldu? Kaçırdım. Ne oldu? Ben pazarlık yapardım. Kuşu kaçırdım. Evet. Söyleyemedim sana bir tane. Şeyin kuşu vardı, kaptanın bana özel verdiği bir tane kuş şeyi vardı ama o yok artık yanımda. Gerçi o benim hiçbir işime yaramayacak çünkü kaptanla beraber iletişimimiz. Dalga geçerdim, bir şey yapardım. Yani kuşu kaçırmamış olsaydım onun ayağına bağlayıp öyle yollardım kuşla. Evet. Bu arada onlar da para borcu olduğunu daha bilmiyor. Sen söylemiş oldun ya da. Hı? Evet söylemiş oldum. Söylemiş olmuşsundur gemide. Hı hı. Çünkü sana dedi ya para borcumuz var zaten gidelim diye. Nereye gidiyorsun? Ne yapacağız? Ben o zaman suça ortaklık mı etmiş oldum? Bilemem orasını. Sen nereye gidiyorsun şu an? Nereye gideceğim? Bolduk Biko'nun evine gidiyorum. Tak 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 kapı çalıyor. Erken geldin bugün ama. İyi. Erken bir işim var çünkü. Bir gün sonra gelmiştin. Bugün gündüz olmadan akşam geldin. Tam kırlaya geldi içeriye. Eren işim var deyip çıktı. Aynen bize söyleyemedi o zaman. Belki bize söyleyecekti Kırlayer'le. Sen bana bir şey mi diyecektin? Biz bir şey fark ettik falan. Kim? Demiştin sen bana. O gün Kırlayer geldiğinde bunlar bana bir şey diyecekti. Senin Ceyhan olduğunu biliyoruz diyeceklerdi. Aynen. Orada kaldı. Söylemeyelim. Evet orada kalmıştık. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. O kim ki? Kesin bizim Drow gelmiştir. Bir baksana. Hadi bir bakayım. Sen ne söyleyeyim? Dwarf. Drow değilim ben. Evet. Dwarf gelmiştir. Ne haber, nasılsın? Ben şu olsun. Geçmişten haberimiz yok şu an. Tamam biliyorum. Aa, Eren'le siz sonra konuşalım diye demiştiniz ama şu an sonra konuşalım demeye kalmadan. Gerçek yüzüne döner mi? Bana şu an söyleme olmaz. Ne yapayım yüzüne? Söyleme ihtimali yüksek yani. Aynen ama şey, konuyu söylemeyelim diye biz düşünmüştük sonradan. Eren'le o konuyu konuşmadınız. Eren gitti. Tamam. Henüz geçmişte öyle bir konuşma oldu ya. Şu an o konuşmanın olduğu yere gelmeden önceki geçmişteyiz. Anladım. Sen bir şey söyleyecektiniz diye şey yapıyorsun. Bir şey söyleyecekmiş gibi çağırmıştım ben yanına. O Ceyhan bu nasıl? Ceyhan çocukları ve anneyi güvenli bir yere almamız lazım. Güvenli bir yere almalıyız da Teryan'la yerine gitti. Benden çıktı ayrıca gitti. Gözlüklü fare. O bir anda gitti. Zannediyorum yanlışlıkla bir fiil yaparsın. Farklı yanlış bir planı mı var bilmiyorum. Gizlisiz niye haber vermeden gidiyor? Aynen öyle. Şeyhan çocuklara ne oldu? Çok bilgimiz var. Onları daha güven alabileceğimiz bir yer evet bulmamız gerekiyor. Şu an daha güvenli bir yer bulamıyorum. Tekrar geri gelebilirim. Bu evde güvensiz gibi hissediyorum. Neden söyle bir his? Sen mi geldin? Tiderler hoş geldin. Hoş bulduk. Niye geldin sen? Bebede beklemen lazım değil mi sana? Nerede? Gemide beklemen lazım değil mi? Bekledim. Taşa ne oldu? Ne? Taş.
Uçtu. Hakikaten uçtu ne oldu? Vallahi uçtuysa sevinirim. Bırakan kurtulduysak eğer şu taştan çok sevineceğim. Sak derken? O taşı kurtulduysam, evet kurtuldum. Clear söyledi mi? Hı hı. Artık hayır, taşın peşine düştüğünüz diyorum ki cepheden yüzünden kurtulalım diyorum. Taş peşine düştük durdum. Taştan madem kurtulduk artık benim görevi yapalım ya. Sen görevin neydi dostum? Bu tavşanlar çıldırmış yukarıda. Sıkıntılar varmış ormanda. Hı. Akşam oraya mı gideceğiz? Evet. Şu an akşam yatıp mı? Dinlenmemiz lazım, evet. Hatta hı, o akşam melek gelecek. Melek gelecek. Hı. O sabah olmadan. Erkenden geldin dedin. Tamam. Erken akşam dedin, yani. Bir gün sonra gelmişti sen. Daha yatmadık yani. Bir gün sonra. O gün. Hadi o zaman cadının evine gidelim. Bir dakika, ne cadısı ya? Şurada bir yemek yiyelim. Patates kokusu geliyor. Cadının orada çok güzel yemekler varmış. Nasıl patates ya? Beğenmedin mi? Cadının evinden aldık. Çok güzel tadı. Değişikmiş. Beğenmedin mi? Ne bileyim. Ben beğenmedim. Bu gece cadıda kalalım bence. Bayağı ben ucuz. Ben beğenmedim. Niye beğenmedin? Şeyanları da alalım. Bunda patates olmuyor. Hayır, ilk yaptıkları çok güzeldi. Bunda farklı bir şey oldu. Sebebini bilmiyorum. Evet. Çok bir ilk şey. Yaptığı çok güzeldi. Çok bir şeydi bunu. Bilmiyorum sebebini. Bu işin sebebi var. İşi sindi. Biliyordur. Ben biliyorum. Sıcaktan dolayı. Çok oldu. Yeterince kurutmadım. Şey yapmadım. Bir sebebi var. Yağını eklememiştim önceden. Sonradan yağını koyduğum için çektiği için. Melekler şimdi neyse. Bizim burada olup olmadığımızı anlayabilir. İsterseniz cadının evine gidelim. Oradakiler kimse karışmıyor onlara. Şeyanları da oraya götürelim. Sanki böyle bir şey biliyormuş gibi konuştun melekler gelebilir derken. Melekler gelebilir mi dedi? Evet öyle dedi. Hayır da sen bir şeyler biliyormuş gibisin. Ne öğrendin? Melekler her tarafta. Her tarafta var. Ya 3-5 tane melek var. Ne melekler diyecek kadar melek var. Melekler seni gelirken kimse izledi mi? Peki. Hayır. İzlemedi eminsin değil mi? Yani neyi? Normalde Kırlay'ı gelirken izliyorlardı. Gerçek senaryoda öyle buluyorlardı. Yani evet bir şeyler hissettim. Niye böyle sordun ki? Ne bileyim hani her yerde melek var deyince izlenme ihtimali düşündüm. Ama böyle yani. Sanki oyunda siz çok biliyormuş gibi geçmiş oynuyorsunuz. Çok aynen geçmiş. Şu an biliyormuş. Ama yok sen beni... sanki hani, sen nereden biliyorsun ama melek olduğunu? Tahmin edemezsiniz ama. Hani çok açıktan bir şey söylemiyorum. Evet şu an ben. Sana kötü şanslar atıyorum. Onları yapma. Yok ama şey. Ben yapmadım ama olmuyor. Ama her yerde melek var dedi. Ben de nereden yapmadım. Biliyorsun ben dedi. Hatta. Bulunduğumuz yer öyle. Meyanlar var, melekler var her tarafta bizim. Ama aranıyor mu şu an? Herkesin o muhabbeti bilmiyorum. Her an bulabilirler. Biz korku için zaten. Bilmiyorsun. Zaten. Ama biz sen onun şeyin olduğunu da bilmiyorsun. Ne? Biliyoruz biz. Artık biliyor. Nereden ama biliyor? Bildiğimizi bilmiyorsunuz. Bir dakika siz nereden öğrenmiştiniz? Siz nereden biliyorsunuz? Bir gün gelecek. Gelecekte nasıl öğrenmiştiniz? Gelecekte nasıl öğrenmiştiniz? Kim söylemişti? O, ben ya da Eren söylemiştik. Yoktunuz. Evet ben ya da Eren söylemiştik. Oyunda öğrendiniz siz onu. Hayır. Şuradan biliyorduk. Kehaneti okumuştu. Kehaneti Şeyhan ve Melek, yani ikisinin de bozulmuş halini işkence yaparak oluyor falan. Acaba bir anladınız mı işte onu? Siz Kırlayeli kaçırma denemlerinin bu olduğunu nasıl o da tahmin edebiliriz yani. Peki? Hatta o zaman da tahmine benziyor. Kral şöyle, şöyleydi. Hatta bir gün sonrasında ben şey dedim. O tanrıyla, meleklerin tanrısıyla konuştuğumuzda bir melek acı çektiği zaman karşılığında bir Şeyhan da acı çekecek demişti. Sonra o Kırlayeli kaçırılmıştı. Bu da aradığım kişiydi gibi bir şey söylemişti. Şu an siz şunu anlamadınız. Ama şüpheli ne bilirsiniz? Şeyden, şu an size oradamazsınız gene. Ona işkence yapacağım, ondan şey alacağım falan diyorum. Şu an ama yüzde yani büyük oranda emin gibisiniz. Emin değilsiniz. Aynen. Emin gibisiniz. Aynen. Yine biz tam biliyoruz. Emin gibisiniz. Daha çok inanamıyorsunuz. Yani bunu pat diye inanmanız için sormanız lazım. Somut bir kanıt yok. Zaten şey anlıkla ilgili siz bir şey onların yok. Onların ağzından bakarak mesela düşün sadece onu... Anladım. Ben şunu Şeyhan gibi davranmıyorum. Ama ben şu mantığı çıkardım. Ama ben biliyorum ya onun Şeyhan olduğunu. Kırla... Biz şu an göreve gidiyoruz. İçten içe biliyorum ya. Abi Kırlayer'in zaten Şeyhan hatunların da peşinde olması ve kocası olmaya çalışmasından bir yandan da ekstra kıllarını gördüm tamam, zaten. Tamam yani. Ben ise... Hem o olay hem de bu. Abi, yani üst üste. Benim şu yani. Anda sana sormamın sebebi ise kötü şanslar o yüzden bence gerekli değil. Şu ben senin gerçekte biliyorum Şeyhan doğru, olduğunu. Doğru. Bak, biliyorum Şeyhan doğru. olduğunu. Bunu sana daha söylemedim ama seni de hani tamam, izleyebilirler diye düşünüyorum. Haklı. Anladınız mı? Ama şimdi? Yine de başka yok, şeyler... Ama son. Bunu düşünüyorum şu anda Çeyan. Bravo. Benziyor. Sen Çeyan'sın yani. Hani ve Çeyan. Çeyan'sın. Bunu sana ben şey yapmadım. Niye Çeyan deyip duruyor? Ne bileyim öyle şey ya. Çeyan o. Çeyan. Şeyansın sen ve ama sana daha bunu söylemedim ben. Ben eminim ama senin olduğundan. O yüzden seni de izleyebilirler diye bir ihtimalim kafada var. Tamam. Zeki bir karakter bu. O yüzden onu doğru diyor. Doğru diyor ama.
Gelince ben o yüzden soruyorum yani. Yahu bir yemek yerim benim karma çıktı. O Bobetiko ne yaptın? Deyip içeri doğru yürüyorum ben. Sen de bir şey diyeceksin de hadi. Ben bu kadına daha güvenli bir yer bulmayı bir düşünmem lazım. Tamam, başka bir şey denemeyeceğim. Öyle mi? Tamam. Bobetiko da çözümü yokmuş. Onu hemen o zaman ne? Ne kadar acayip. Bunlar çok güzel olmuş. Bobetiko nereden buldun bunları? Bu arada pazardan aldım pazardan. Bobetiko bu kadar kalabalık oldu mu içemin? Evet, yıllardır olmamıştı. Benim bir büyük abim var benim, onu o geldiği zaman onun arkadaşları gelirdi. Ona okul okuyordu, kitap okuyordu onlar. Kitap okula giderken ay elimde çok acıyor ya. Kolum çok acıyor. Usta. Senle şeye gidelim istersen. Neye gidelim? Kralın yanına gidelim. Kralın yanına gidelim. Az önce cadı madı diyordum. Sen demiyor muydun oğlum benim? Şeyanlarla onlar oraya gitsin, biz de seninle şifacıya gidelim. Ha. Kolun çok acıyor, benim içim akşam gidiyor. Akşam kralın oraya gideceğiz öyle mi? Gitmeyelim mi akşam akşam? Akşam ne olur? Seni çok seviyor. Sen gözünde gözlük olduğu için, kaynak gözlüğü olduğu için akşam görüyorsun. O kadar akşam değil şu an. Diyorum. Bu kim ya? Ha, şakacı bir arkadaş. Yeni geldi değil mi senin arkadaşın? Evet. Merhaba, benim adım Bobetiko. Biliyorum, ben de Tiderler. Nereden biliyorsun ya? Hı? Seni sevgiler, çok bahsettim Bobarov. Ooo canım için. Oğlum benim, kurdum benim, yerim ben seni. Ooo sağ olasın, sağ ol. Ne yapmışlar yemekte? Bu kadınla şey yapmış. Hı. Ne bunlar? Çiyan mı diyordun buna? He? Çiyan oturtma. Çiyan. Hadi hemen yiyin de gidelim. Yapmışlar, yiyelim. Yedik mi? Bir şey oldu. Hadi oturalım. Hadi gidelim, cadıya gidelim. Yere çöküyorsun. Daha dur bir yemek yiyelim. Sen otur, ha yemiyorsun zaten değil mi? Ben yemiyorum. Sana yemek yeme özelliği yap, ahık olup. Aklıma bir şey geldi. Bir bak buldum. Ne söyle. Dışarıda o pahalı, keşke dışarıda o pahalı yerde yemiş olsaydık. Ondan sonra hepin ne de olsa geri döndü ya. Yemiş olursa. Nerede yemeye mi gitmişsiniz? İyi de sen onun geri döneceğini biliyorsun ya. Bilmiyordum. Doğru bilmiyorum. Aklıma şimdi bak olarak. O zaman siz geri gidecekseniz tamam. Dur yemek yiyelim. Yere dökmeden yiyin. Yuvarlak bir masanın etrafına oturuyoruz. Falan böyle. Susuyorlar. Böyle daha henüz asileşmemiş o kız. Alesa dedikleri. Alesa aşağıda niye yukarıda ki onlar? Yemek, yemek yemeye çıktı. Daha indirmedik. Aşağıya giderken onları indirilmiyor mu yemek? Yani onlar çünkü hiç yukarıya çıkartılmamıştı diye hatırlıyorum. Sofraya çıkmışlar dedik. Okey tamam. Hatta onlar da hazırlamış. Tamam biz o zaman yemek yedikten hadi sonra aşağıya yine saklanmaya ineriz. Yok ya cadıya gidelim. Orada saklanmanıza gerek yok. Kırlaya bunlar ne diyor? Ya böyle. Gizli bir in varmış. Bırak o ayı yesin. Dur şurada bir tane patates kalmış. Yiyebilir miyim arkadaşlar? Oğlum varmış biraz daha dur. Afiyet olsun. Bunu sevmedim. Bunu sevmedim. Öbüründen yedim. Tamam. Oh. Ayı oluyorum ya, ben ayıya dönüşüyorum, lazım böyle, çok yemem lazım, o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Biliyorum. Evet. Yani resmen ayı gibi yedin diyorum. Evet. Saçların da yani bir tıraş etmedin. Niye? He? Saçların kabarık kıkmadı. Evet, ben kabarık seviyorum. Ooo bak çok seviyorum kabarık. Vallahi değil mi? Ha. Moda. Cadıya mı gidiyoruz? Cadıya gidelim hadi o zaman. O zaman alternatif şey oldu şu anda. Ben nöbet tutmayacağım demektir bu. Ha. Ben de geleyim. Tabii. Bilmiyorsun. Hadi hep beraber gidelim zaten. Ben bu gizli sadece. Alesa kendinize gidelim. İyi bakın. Bak kendinize bak, iyi koruyun. Kızlar da gelecek bize. Ya o nasıl dışarı çıkaracağız? Onlar için şey almıştık ya. Elflere benzemeleri için mum kıyafetler almıştık. Doğru. Akşam. Doğru. O zaman burada kimse kalacak mı? Alesa bak. Kalacak. Bak bu cüce. Burada kimse cüce ırkından gelen. Bu yer altında. Herkes yapmış. Alesa bak cüce tanıştırayım. Nasıl komik ki mi? O zaman ben bir Terry'e de bir not yazayım. Muhtemelen bizi bekliyorlar. Ne diyorsun? Terry'e de bir not yazayım. Geldiğinde bizi bulamazsa en azından nereye gittiğimizi bilsin. Yaz. Oraya gitmiş üçkağıtçı. Manyak mıdır nedir? Cadının evine gittiğimizi söylüyorum. Yazdım. O da orayı pek sever de. Neyse. Terry'e de bir not bırak. Hadi gidelim. Terry'e kim? Ha Terry'en. Terry'en. Terry'er demeyin çocuğa. Terry'en lan. Terry'en. Ben de isimler biraz eksik var. Terry'er diyorum. Terry'en. Cinsi Terry'er ama. Niye unutuyorsun ki? O kadar söylüyorsun ya. Onu bana liste lazım. Burada değilken söylemesi kolay değil. O yüzden şu aile ağacı. İzlemez ki o. Kim?
Teriyen. Teriyen dedim. Eren'e bir not, Teriyen'e bir not bıraktım. Evet. Eğer bu videoyu izliyorsan... Evet. Siz çok uzaklarda olacağız. Şimdi telefonla arıyor falan. İzliyorum sizi canlı olarak. O olsaydı belki bizi anlatırdı işte. Hadi gidin gelin beni doktora götürün. Yarın yani, sabah gidelim. Ya. Yarın yok sabah. Yok şimdi gidelim. Ben bunları bırakamam burada. Kimleri? Kızlar var aşağıda. Onlar da bize geliyor. Aa onlar aşağıda inmedi mi? Hadi hep beraber gidelim. Onları bırakalım sonra sen de şey gidelim. Akşam gezmesine çıkıyoruz. Evet. Kocuklarımızı hava giyelim. Çok güzel. Kocuk giyelim. İşte güzel. Baba buz gibi geziyorsunuz. Hava buz gibi. Hızlı hızlı gidelim. Kocaman mondu giyiyor lan böyle. Ooo üşüdüm, üşüdüm ben. Dostum bizim montumuz yok lan ters. Gördüm dur. Soğuk üşüdün. Soğuk üşüdün ya. Sen nasıl üşüdün ya? Sen abi donuyorsun. Ben üşüyorsam sen ayvayı yedin. Ya, abi şey mi? Bana bir şey yap. O ormaz mı üşüyor? Evet. Oğlum ayı moduna geçsene. Kutun olur yani. Ha çok akıllıydın. Buradan yoldan yürüyen ayı görecekler. Sonra beni serbest bırakacak. Sessiz sakin olun. Yavaş yavaş. Hadi herkes sessiz sakinize rahatsız. Önünüze atın. 86. Artık nasıl gidiyorsa. 0.05. 0.05. Oha. Herkes çok iyi gidiyor. Ben şu anda gayet ama benim ama zaten sessizliğim var. 89. Hadi ya. Bizim sıfırlarımız yardım ettirmiştir ona ya. Ama benim ben izciyim ya. Sakin ol falan. Ama o da şey yani zırhı da cüce normaldir. Cüce biraz yavaş yürü ya. Dondum ya. Vallahi billahi dondum. Hacı. Ben düşündüm bir yanında içki falan var mı? Keşke hasta olmaması için. Hasta olmamak için sen bir kere, ben bir kere, sen iki kere zırhatacaksın. Tamam. Allah bir daha ben soğuk. Ben korkum ya. Nasıl hasta olur? 50. 50. Soğuktan. Bir daha atacağım. Şu. 70. 70. 50 artı 70. İyi. Ortalama bunu ne yapıyor? Bunlar vurmak yok. 120, 60 yani ortalama. 0, 0, 7. Oha hiçbir şey var. Maşallah. Oğlum dwarf diyorum yani. Yani. Oğlum şu dwarf mu oynuyor? Benim üstümde iki kat sandalye var. İnsan, ona niye yaptırmadın? Birazcık sende hafif insanlık, biraz kalbi falan bak, olmadı mı? Bak, bütün insanlar canavardır yazıyor burada. Aslan abizar. Bütün canavarlar ya. İnsan. 0, 7. 0, 0, 7'ye bir daha atıyor. Hayır, başka bir şey. Başka bir şey. O monsters are human. 73. diye köşede bir ses duyuyorsun. Evet sen oradaki gel bakayım buraya. Sen arkada kalmışsın bu arada. Biz gözükmüyoruz. Yok sen öndekileri görüyorsun. Biraz ama patırtı yapınca sana biri fark etmiş. Biri köşede duran biri fark ediyor. Kıyardır diyorum. Kıyardır mı? Hayırdır. Hayırdır. Öne doğru iki tane böyle kanatlı adam sana doğru geliyor. Oha melekler geldi. Melek adam. Melanlar. Arkadan da başka biri daha var. Siz gerçek kimsiniz? Melek. Aşağıda arkada da başka biri var. Daha iri cüsseli bir kanatlı biri var. O da arkada bekliyor. Melek reis. Gelsin. Geldiler yanına şu an. Tamam. Ne geziyorsunuz bu saatte buralarda? Hava soğuk değil mi? Senin biliyor musun? Soğukta dışarı çıkılmıyor mu? Ben orada değilim. Biz ilerideyim. Burada yürüyen arkadaşlar ki. Tek başına bu. Cübbeli cübbeli giyinmişler. Göremedik onları seçemedik. Hı? Sen olmasaydın yanımızdan bilmem, geçip gideceklerdi neredeyse. Herhalde tanımıyorum. Biz aynen. Polisiz de o yüzden soruyoruz. Ne polisi? Mergök polisi. Bak Mergök. Kimliğimiz burada. Yazıyor mu? Yazıyor. İyi. Ben kaleye gidiyorum. Ya beraber gidelim. Ne kalesi? O tarafta değil ki kale. Siz cadının evine doğru gidiyorsunuz. Hayır. Aa ben yolumu şaşırmışım. Ben yeni geldim buraya. Biz duymuyoruz ama. Yoksa konuşturmam mı? Zar atın. Duyuyorsak ben farklı konuşurum. Biraz sen arkada kaldı ya. Sen çok 54 yoktu. Ben şu an çok güzel konuştum. Bana gidiyoruz. Ben atmış at. Ben atmış at. Niye uzatıyorsun? Ben atmış at. O da duyuyor mu? Tamam. Hiçbirini duymuyoruz. Tamam. Fark etmiyoruz bile yani şu an. Biz gidiyoruz abi. Evet. Arkamızdan geliyoruz ya zaten bir yandan. Hızlı hızlı duyuyoruz. Oğlum bu ne ya? Aynen ya çabuk çabuk çabuk. Donuyorum oğlum. Ben hiç düşünmüyorum önceden. Hadi gidelim diyor. Ben şişirmiyorum gayet. Geliyor musun? Nereye? Kaleye. Kaleye o tarafta ola mı içeceğiz? O tarafa, kaleye gitmeye çalışıyorum. Bana yol göster istiyorsan diyorum. Hem de polissin diyorum. Ne oldu sana yol gösterelim dedi. Hadi gel kale şu tarafta şuradan gideceksin. O tarafa doğru. Bizim aramız birlikler şüpheli var. İyi doğru. Cinayet olmuş bunlarda. Ne? Cinayet olmuş. Aman dikkatli olun. Benim öyle şeylerden... Hiç haz etmem diyor. Burada cinayet olması için ancak böyle yabancıdan gelmesi lazımdı. Ne olması gerekiyor? Cinayet olması için yabancıdan gelmesi lazımdı. Ve yabancılar geldiniz siz.
Ben mi işledim cinayet ediyorum? Herkes şüpheli şu an. Bu durumda sen de şüpheli olursun. Herkes deme bari. Nedense yani yabancılar... Sivil herkeste. Nedense evet. Yabancılar gelince oluyor bu. İyi de yabancılar bugün ilk defa geldiler. Bugün kaç kişi öldü? O zaman orası nasıl böyle bir mantık var? Orası seni bağlamaz. İlginç. Neyse ben o zaman kaleye gidiyorum. Sana kolay gelsin. Yüreğinde biraz karanlık bir şeyler görüyorum ama bu olamaz. Tamam. Tamam gidebilirsin. Güle güle. Diyorum. Arkana doğru dönüyorsun. He? Tarz istikamete doğru. Tamam işte kaleye doğru gidiyorum. Bunları bıraktım. Biliyorum arkadan böyle döneceğim. Geçen Berk kaybolmuş. Yok gerek yok ki. Tamam sen zaten konuya bir bakmışsın. Yani, geliyoruz böyle. Ben bütün yolları biliyorum oğlum. Daha önce dolaştım. Bir gün geri de yani gidip de şey oldu. Ben demiştim siz de geleceksiniz diye. Hanginiz gelmiştiniz buraya? Ben yok. Terya. Elf gelmişti. Elf. Sen gelmiştin. Bir de Elf gelmişti. Şey. Terya. Terya. Biz değil. Terya'nın arkadaşlarısınız değil mi siz? Evet. Sen nereden biliyorsun? Nereden biliyor bu? Ben o cadı. Bak, o her şeyi bilir. Ben çok çirkin bir cadı. Bak burnum kocaman çenem. Ama demiştim çok güzel. Size dedin. Daha önceden sen nereden gördün dediğimi. Gördün mü sen güzelliğini? Teriyen hep iç güzellikten bahseder. Heh. Ben demiştim size dedim ya sevgili. Adın ne? Teriyen yanınıza zannettim. Gözüm biraz seçemedi. Benim adım Kumral Cadı. Kumral Cadı. Ben de demiştim deyince daha evvelden arkadaşlarımızı gördün zannettim. Gördüm tabii Teriyen'i gördüm. Siz Teriyen arkadaşlarısınız. O evet, o çekti gitti. Bak Kırlayer buradaymış, gördün mü? Bu da kim ya? O Kırlayer. Merhaba Kırlayer. Merhaba. Hanımefendi, bizim ustamı kaleye götürmem gerekiyordu. Arkadaşlarımızı ilgilenebilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Geleceğinizi gördüm. Benden ne isteyeceğinizi çok iyi biliyorum. Ne isteyeceksiniz? Kızartılmış domatesle patates, o acılı zıvanından istiyorsunuz. Değil mi? Onun için geldim. Ama akşam dışarı çıkarken bak Bobitli Usta gibi üstümüzü giyinseydiniz bari. Haklısınız. Üşümüş arkadaşlarım. Sen üşümedin mi? O demir ya. 0-20. Üşümemiş. Demir daha çok soğur hem de. Hissi yok. Sen çok cüsseli bir arkadaşa benziyorsun. Kasların falan göstersene şöyle. Gözükmüyor. Çıkar bir şeylerin. Tamam, gerçi hava soğuk. Hadi gelin siz. Geçin buyurun patateslerimiz, domates. Usta hadi gidelim. Doktora gidelim. Sağ salim teslim ettik kızım. Hadi gidelim hadi. Bu sabah da, görüşürüz. Bu kadın usta da çok güzel biliyor musun? Çok güzel bir kadın bu. Oo hayranım bu kadına. Ha? Çok mu güzel? Şu an kadına biraz daha bakayım şöyle. Usta biraz gel değişmiş. Gel. O çok büyük usta. Biraz değişmiş. Hadi gidelim biz. Soğuk da iyi geldi koluma. Soğuğa çıkınca acısını hissettim. Ustanın gözlüğünde ne görüyorsa. O şey hani düğmeye bastık. Evet evet fotoğraf çektim. Hey! Komik çocuk nerede? Komik arkadaş. Hangi komik çocuk? Komik arkadaş vardı ya hani böyle kısa boylu. Aa nerede sahiden? Kim ben, o? En arkada kimdi? Kim huysuz olan. Hiç aklıma gelmiş mi? Sen gittin. Ha sen geldin. Geldiğimiz sırada aklımda gelmiş mi? 90 gelmemiş. Yani. Arkadan gidiyoruz. İçeri girmişsin. Bir de seni dostum dedim ya. Yok, ama ben biliyorum oraya gideceğini. Başta konuştuk orada buluşuruz diye biz. Ben vallahi soğuktan üşümekten onu fark edemedim. İçerisi çok sıcakmış. Hadi sobanın yanına geçelim gel. E nerede ama? Onu bulmayacağız mı? Allah billah. Adı neydi? Güzel ya Tun yeter. Tun. Tun. Diyor ki taş uçmuş diyor. Acaba taşı uçurdu gitti kaçtı bir yere. Ha? Dostum. Ne diyorsun? Cadıya soralım mı? Cadı bir hafta anlamıyor ki. Biz buraya patates yemeye gelmedik. Valla ben bunları duyacaktım da ondan sonra bana mantıklı bir sebep sunacaksın diyecektim. Bizim burada... Bizim burada ne işimiz var? Şeytan. Eğer bilmiyorsa o şey çağırıyor. Biz buraya daha iyi saklamaya getiririz diye geldi. Aaaa! Anlattılar burada bak. Tipler zaten değişik tipler var görüyorsun. Çok zekice. Karanlık izlenebilirsiniz. Evet. Burada bence de çok mantıklı bir sebep. Bak kaç kişiyi kurtardık ana parça. Evet. Neyse. Bence bu adamı bulalım. Bu komik çocuğu. Komik çocuk mu? Taş için mi diyorsun? Taş. Beraber Kulya'yla konuşuyoruz şu an. Taş için değil. Taş inşallah uçmuştur. Nerede uçtuysa bilmiyorum. Benim derdim o değil. Benim derdim şurayı bir toplayalım. Basıp gidelim şu şeyde. En azından yardımı dokunur. Ben çenesi iyi bir arkadaşa ben. Belki gemi yere inmemiz için bir gemi bulabilir. Bizim gemiyi geri getirir.
Ne oldu? Durdu mu? Zaten yok, baktı. Bizim yemeğinden neye gelmiş onu öğrenmedik yani. Soramadıydık. Evet, hadi gel dışarı çıkıp arayalım bunu. Bu arada sen ne yapıyorsun? Ben dedim ya sana. Geliyorsun buraya doğru. Oraya doğru geliyorum ama arkadan doğru. 50. Değil 5. 005. Abi arka kapıdan giriyorsun. He? Hanın arka kapısından giriyorsun. Abi kimse... Hey, sen buradan ne giriyorsun sen buraya? Aşçı böyle. Buradan yasak burası. Karnım açtı. Hanın açsa sen tuvak kedisi misin? Nereden buradan geliyorsun? Ön kapı var. Tamam dur tamam sıkıntı. Geçiyorum. Ön ses nereden hadi geç. Buradan öne geçiyorum. Arkadan kapıdan çıkana bak. Al iyi. Şeytanın an çoma hazır. Neydi o? Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Nerelere kayboldun sen? Seni arabaya çıkacaktık az. Bak seni tek hatırlayan adam Kırlayar oldu. He? Hepimiz unutmuşuz senin kaybolduğunu. Vay be. Neredeydin sen? Sen niye geldin? Tek hatırlayan ben miyim? Sen de hatırladın ya dostum. Sonra hatırlıyorum. Gemiden niye geldin? Oğlum ben şunu da sen bir yapma lan. Çok da şu an. Gemiden niye mi geldim? Gemiyi çaktırma. Bir sebebi vardı işte. Ne sebebi? Kralla görüşeceğim. Kralla görüşeceğim. Hı. Bu arada gemi ne oldu? Gemi gitti. Gitti mi? Nasıl gideceğiz buradan? Yarın hemen gemi bulalım. Paranız var mı? Hemen gitmemiz lazım buradan. Valla o gemi limana çıkamazdı bir daha. Niye? 5000 gold ceza verdi. Niye cezası? Ne suçu var? 5000 gold daha var yanına taşıyor. Sizin gibi 5000 tane mülteciyi alıp habersiz bir şekilde çıkardı diye 5000 gold ceza yazmışlar diyorum. Hmm, İstiyorsan çıksaydı. Yazık ya adam iyilik ediyor baksana. Başka... O yüzden mecburen gitmek zorunda kaldı. İyi olmuş. Bunu öğrendi. Başka bir gemi. Niye huysuz konuşuyorsun benimle anlamadım hala. Hayır sen bana huysuzsun ne diye yolladın diye sen bana bağırmıyorsun. Benim huyum bu. Demek ki ikimiz de sakin olalım o zaman. Tamam hayır, sakin benim ol de sakin uyuyayım. Ol. Beyler boş verin ya şurada oturuyoruz şöyle. Başka bir gemi bulamaz mıyız? Ben de sen sizlere konuşuyorum. Adamı ben arayalım diye çıkalım diye düşünüyorum o adama. Bu dünya niye böyle iyilik ediyorsun hep kötülük duruyorsun. Sonra bir de şeytanlara kızarlar biliyor musun? Ben işte zaten sorun mu? Doğru söylüyorsun. Şöyle bir sırıtıyorum hafiften. Doğru söylüyorsun Kılay. Bu arada dışarıda gizli bir yere gelip yaptırmamak için sessizce, elinden sessizce benimle gelin diyorum. Nereye geleceğiz oğlum dur bismillah. Kızları yerleştirelim. Hayır sessizce bir şey söyleyeceğim. Kızları yukarı çıkarmayalım mı? Evet çıkarmadan önce bir şey söyleyeyim. Kızlar siz çıkın o zaman. Onları... Oda numarasını aldık mı? Almışlar tamam çıksınlar. Tamam gidelim. Beni ön kapıdan çık. Beni iki dışarı çıkacağız. Hayır. Sen uzak şu masaya karanlık masaya geçelim. Gel şuraya gel. Sessizce şunlara söyleyeyim dışarıda ne olduğunu dışarı çıkmadığınız iyi oldu diye. Bu ara bir tane şey geliyor. Böyle yarasa kanatlı seksi vücutlu bir kadın geliyor böyle. Sakavuz tam istediğim şey. Şimesak. Sakavuz. Size bire ister miydiniz? Evet, isterim ama gelince içeceğim. Şimdi ne gelince? Şimdi değil yani anla. Ne getiriyorum ha getirdim evde bireler var. Ver. Kaç kuruşsun? Tanesi bir. Teşekkür ederim. Arkadaş ödeyecek. Silver. Bir silver. Kim ödeyecek? Seni doğru gösterdim işte aldım ben bir tane içiyorum. o içen arkadaş. ama benim ağrıdı ama çabuk ol oğlum. Neren ağrıdı? Benim ağrıdı. Bir silver sana veriyorum. Bir silver daha veriyorum sana. Arkadaşa ikinci birasını içine tükürerek ver. Diyorum. Ben tabii duymadım. Bir silver da bahşiş veriyorum. Bunu yapmasın alın. İçin. İçiyorum bunu daha. Tamam, bu da hediye olsun. Hediye mi olsun? Aa karşınızdaki adamdan. Aa ver. Teşekkür ederim. Tabii. Üstünde bir köpücük var. Biraz zaten köpücük. Sağ adamdır. Bir tane daha aynısını yap, sıçtırarak vereceğim bu sefer içine. Ver, ben de içeyim, var. Ama onu ödemem diyorum. Ayılar çok içiyor. Zaten sana öyle diyen yok arkadaşım ya. Yok. Allah. Neyse, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim o yüzden. Abi sen bize ne söyleyeceksin çabuk? Şunu söyleyeceğim, bu kenardayken. Buraya doğru gelirken arkada kaldığımda benim geliş sesimi duyan iki tane polis çevirdi beni. Oh. Kanatları olan melanlar. Bir de arkalarında büyük bir tane melan vardı. Melan mı? Aman neyse ne olmuş melanlar? Birilerini arıyorlarmış sizin de haberiniz olsun diye. Ben sizi uyarayım benim şu an gitmem lazım diyorum. Hadi gidelim. Şeyhanları mı?
Bilmem. Şey yani, bilmiyorum ne aradıklarını. Birilerini öldürmüşler mi ne öyle bir şey dediler. Ben de dedim ki ulan daha bugün geldik. Yani 5000 kişi nasıl nasıl öldürmüş olabiliriz ki de, dedim yani. Nasıl kaç kişi öldürmüşler dedim. Pek cevap vermek istemediler. Ters ters konuştular. Allah Allah. Evet. Ben de onlara ters konuştum. Ama ben yaşıyorum. Onlar da yaşıyor. Nasıl yaşıyorsun? Bir şey oldu. Gayet güzel. İpimle kuşağım. Sen saraya mı gideceksin? Evet, saraya gitmem lazım. İşim var. Merak etme. Niye saraya gidiyorsun? Dostum bize de anlat. Teriyan ayrı gidiyor. Özel beni merak etmedi ha. Özel. Teriyan ayrı gidiyor. Başka yere gidiyor. Bir işim var. Teriyan da bir şey demeden. Bobby Luko için. Teriyan da bir şey demeden gitti. Doğrudur. Bobby Luko için gidiyorum diyorum. Kürleyen hemen bitirdin. Al. Bobby Luko şey için. Bobarov'un. Bardağına doldurdum. Yedek onun bana verdiği ikinci bir adam. Bobarov'un. Oğlum o tükürük varmışsın ya. Ne tükürüğü ya? Nasıl anlıyorsanız. Ayı kokusu. Ben anlamadım. Ben sadece onunki bittiği için doldurdum. Bu çok güzel içine ya. Çok istemiştim. Nasıl nerede? Ya? Bunda da mı vardı o zaman? Hepsini içtim ben. Bilmiyorum. Bunda tükürük var. İçmem ben bunu. Tamam o zaman. Hey! Sakka buz. Gel buraya bakayım bir. Bana bir tane daha ver. Tükürmeden yalnız. Buyurun diyor. Al şunu da. Ha burada tükürük var. İçme. Bunu parasını kim verdiyse. Kim verdi bunun parasını? Bana hediye verdi. Bilmiyorum. Kim hediye verdi? Neyse ama ondan uğraşacağım. Nereden tahmin edeceksin? Ben size söyledim. Duydunuz mu? Ben size şeye gittiğimi söyledim. Kaleye. Saraya gittiğimi söyledim. Nedeni söylemedin. Saraya Bobby Luko için gidiyorum. Bobarov'a söz vermiştim yanında geleceğim diye dedim. Sen onu ustanı şeye götürmeye gitmedin mi? Nereye götürmedin? Ben yoldaydım. Saraya. Saraya götürüyorum. İkiniz de saraya gidiyorsunuz. Evet. Ben gitmiştim zaten. Önde farkında değil bunu gittim. Sen hemen çıktın. Senin 2 dakika arkandan falan geldim ben de. Arka kapıdan girdim. 5 atınca zarlar. Kimse fark edemedi beni. O zaman biz handa bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Fazla kurcalamayın ortalığı. Vallahi şey ortalık sıkıntılı mı? Neden öyle? Vallahi bilmiyorum. Birilerini arıyorlarmış. Ben sordum. Yani birileri öldürülmüş. Kimleri öldürdüler? Kaç kişi öldürdü? Biz daha bu sabah geldik buraya. Sanki olay önceden olmuş. Niye şey bu sabah gelenlerle şeyin ne alakası olabilir ki dedim. Ama normalde bir işi var onların. Yani bu kadar bizim ustanın evinde yakın olmalarının sebebi ne acaba? Vallahi gidersin yanlarına sorarsın istiyorsan. Ben bilmiyorum diyorum. Zaten yani, yeni geldik buraya. Bunu nasıl çıkaracağız? Var mı yapalım? Yani içine sokabiliriz. Tırbuşon var mı? Ayakkabıyla çıkarma yöntemi var. İçine de İçine sokabiliriz. Ya benim bildiğim ayakkabıyla yapılan yöntem. Yok. Yan tutuyorsun. Ayakkabının içine koyuyorsun onun tabanını. Bam diye vuruyorsun. O yavaş yavaş ucunu salmaya başlıyor. Avrupalılar öyle yaparlar. Ben fikir değilmiş bu arada ilk defa. Ben hiç öyle bir şey yapmadım şimdi. Öyle mi? Onu hiç kırılmasın diye. Vay be saraya gittin ha. Ayran içiyorlar. Gördün mü? Oluyor mu sanki? Oluyor herhalde bak. Bak, hareket ediyor. Bak, çizgiyi izle. Ne oluyor lan? İnşaat yapıyorlar burada. İçine sokabiliriz. Parçalayım ya, içine sokalım. Yapma yapma, duvara koyma. Duvar şey, yolla. Aaa, çıkmamış lan. Çıkmadı abi, o şey. Yani, içine sokmak. Yok, direkt şeyle, bir tersiyle içsek daha iyi değil mi? Ya ben de yapayım. Kaşığın tersiyle falan. Ha. Ha benim bildiğim bunların başı dertte. Evet. Yalnız bak. Sebebi söyledim işte. Bayağı iyi söyleyeyim. Davranıyoruz ama. Kime iyi davranıyorsun? Bayağı hayatınızı kurtardık siz. Bayağı XP mi almamız lazım. Ben kaybolmadı bir yerlere gitmedi. Ve ben de gayet melanların yanından sağ salim düzgün bir şekilde çıktım. Kalbinde bir siyahlık hissediyorum. Ben tamam. Giderken bir bakayım goblin işte bu kadar diyorum goblin. Bak soktu içine tamam mı süper. Biliyorum şimdi ya. Çalışmıyor lan bu. Çünkü bu nasıl olacak önce sonra bu nasıl. Evet buradan. Alttan açacağız onları önce abi. Biraz durdurayım mı diyor. Yok geldim. Alan alsın gelip buradan. Ben şimdi sağ ol. Madem şey aldım ben. Oo.
Turuncu. Mor. Ha. Ha. Yaptım işte. Aslında bunu niye yapıyorsak ortalık çok aydın bir tane. Yok onlara şey ya. Hava vermek için. Ortam yarışı. Dostum bu gidiyor mu şimdi? Gidiyor mu sen? Hı-hı, ben şeye gidiyorum işte. Saraya gidiyorum. Saraya Bobitli konuşuyor. Dedi adamlar dışarısı çok tehlikeli dedi bize biliyor musun? Birilerini görmüş. Bu gidiyor, birilerini gidiyor, Terian gidiyor. Tehlikeli bunlar niye gidiyor o zaman? Dışarısı çok tehlikeli. Tehlike benim göbek adım. Sence kimi arıyor olabilirler bu melanlar falan? Bizim Şeyhan kızlar aramış olmasınlar. E peki Şeyhan kızların bu tarafta olduğunu nereden bilecekler? Görmüş olabilirler. Bizim yavşak bakkalcı. Nasıl sakladıysa buraları anlamış değilim. Bırakıp gitti ha diyorsun. Aa, büyük kulak. Uzun kulak. Kim o? Uzun kulak değil miydi? Sen bakkal gibi bütün görevleri yapın. Şapkalı bir şey ya. Aa, niye şapka takıyor ya? Manyak kim bu? Bilir? Şapka niye takıyor? Enteresan bir adam yani. Şapka niye takıyor söylüyorsun? Hep şapkalı gördüm, hiç şapkasız görmedim onu. Zaten şapka taktığını var mı soruyorsun? Anlamadım. Niye soruyorum? Tarzı, ondan bahsettin. Zaten çok enteresan bir adam diyorsun. Bir de sen güveniyordun ona. Sonra bak, sizi ortalıkta bıraktı gördün. Yavşak çıkıyor. İnsanlara yardım ediyorsun, yavşak çıkıyorlar. Bak şimdi, bak sana sorayım. Sen şahitsin. Kaç kişiye yardım etmeye çalıştım. Hep yavşak çıkmadı herkes. Ha, melek çağırdı, meleklerle yavşak çıkmadı. Yani kaptanlar... Ben dünyayı kurtarmaya çalışıyorum meleği. Niye çağırdılar? Katrandan olur mu hiç şeker? Bak bunları söylememesi lazım. Dostum sana neyi söylememesi lazım? Ben yokum bana niye dostum? Bunları ben çıktım biliyorum şeyleri. Dedim ya sana. Gelecek şeyde. Bunu araya diyor çıktım yavşak yavşak konuşuyor benimle. Gitti ya bak şimdi. Onun kendi işi var. Aynen doğru arkasından konuşuyormuşuz gibi oluyor ama. Ama hadi ya. Arkasından konuşuyormuşuz gibi oluyor ya. Zaten arkamda konuşuyorsunuz. Allah Allah. Ya ama lan canımsın konuya başladın. Yeni geldi bizde yeni tanıştık. Hayır isyan edeceğim yani artık ben var ya. Niye bu kadar güvenliyorsun? Ben ormanda daha iyiydim bak. İnsanlarla anlaşamıyorum. Ormanda hayvanlarla güzel güzel geçiniyordum. Ama şurada otlarla konuşuyordum, çiçeklerle konuşuyordum. Şura geldim geleli, insanların içine girdim gireli, hep başıma bir bela, hep başıma bir sıkıntı. Anlamış değilim ki ben bunu. Az kaldı. Buradan gidelim. Vallahi billahi. Sabah seninle buradan gitmek için. Tamam. Bir yer arayalım. O sıkıntı yemeyelim. İlk yemeğe bileceğiz dostum, yer aramayacağız. Şey ya. Limana ben gidiyoruz ben yarın. Aramız var mı? İçindeki bütün kötülüğü. Vallahi yalvaracağım yeter ki. İriniz kayıyor. Gerçi para lazım olsun abi. Almazlarsa. İyi insan bulunur ya. Ben olsam alırdım mesela. Yok işte mu? Buralar böyle işlemiyor. Ama bu satıcılar hep yavşak değil mi onlara? Hiçbiri bizi sevmiyor zaten. Satıcılar da birbirini savunuyor hep değil mi? Ona şikayet ediyorsun. O gidiyor onu savunuyor. Nereden biliyorsunuz burada ya? Burada mülteciyiz yani. Siz tüketici. Bugün geldiniz ya. Abi, yok tahmini muhabbetleri çarşıda. Yani böyle 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 şeklinde konuşuyorsunuz. Yok yok ben mesela şeyde hayır çarşıda karşılaşmıştım ben daha evvelden. O konuşma hakkı var ben sadece... Yuvarlıyorum. Ben çarşıda bize kötü davrandıklarını biliyorum. Okey tamam. Yani çarşıda mal sokuyorlar be. Çarşıya çıktın değil mi sen? Evet gitmiştik ya şey dedenin evine gitmeden önce bir gezelim çarşıyı dedik. Ha ne dediler sana böyle hiç esnaf falan hep sıkıntı değil mi? Esnaf kuşçular var. Enteresan kuşçular var. Onlarla işte şu malzemeleri aldım dedeye gösterdim. Ondan sonra bunlarla bakalım kuşumu eğitmeye çalışacağım. Ama inan bana hiç bizi sevmiyorlar zaten. Hiç muhatap bile olmak istemiyorlar. Yemin ediyorum ben de sevine sevine geldim. Şu dedim beyaz beyaz gökyüzünde dedim. Ne güzel insanlar vardı dedim. Gök aleminde iyi insanlar. Melekler uçuşuyor dedim. Gerçi meleklere biraz siz gongo yapıyorsunuz yani orada. Ha. Ne oldu ki? Hocam diyorum ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sabah gideceğiz onun konuşmasını yaparız. Ha. Tabii şu an rolümüzü yapıyoruz. O an iş o an biz bardayız. Şeylere ne oldu? Dertleşiyoruz. Şeylanlara. Onları odaya yolladık. Sabah güzel güzel bu. Odaya çocuk da oluyor. Tamam ben onu atıyorum. Dedim ve 90 o. Bir daha atma. bozdu şu an şey. İyi sabah gideriz o zaman biraz yatalım. Tamam kısa geçsin lan ben dertleşiyordum orada. Valla. Bir de arkadan laflar laflar. Neyse ya. Valla Şeyhan kızlar bu kadar konuşmadı sizin kadar ya. Dedikodu yapmadı. Abi sen geldin geri çıktın valla donuyorsun. O niye donayım ya donamıyorum. İlk kere daha. Niye iki kere? Abi sıcaklığın düştü abi. Niye mont almadan çıktın? O zaman mont alsaydın. 78. Hapşurum yapar. Ben doğru 80 küsür benim şeyim var.
Dayanıklılığım vardı. Ha, bu hastalık, bu hastalık. Başka bir şey var mı? Her bir de attın mı? İkinci attın mı? Hayır, bir kere attım. 99. 87. Hapşırıyorsun böyle, şifayı kaptığını anlıyorsun. Burnundan böyle bir sakalına doğru sümükler akıyor. Ha. Siliyorsun. Şöyle yapıyorum. Tıka diye atıyorum şöyle. Tıka diye. Gören olacak mı polis abi? Hayt! Yere tükürülmez burası, burayı sil. Tükürmüyorum. Ne yapıyorsun? Tükürüyorum. Şu Allah belanı vermesin. Ceza keseceğiz sana. İki gümüş cezan var. Yere tükürmek, pislik yapmak yasaktır. İki gümüş mü? Evet. Çeşim de geldi işte. Beş gümüş verin. O bir altın cezası var onun. Ney? Gocuğu gocuk giymiş bir tane adam böyle. Polis ama belli. Başka gocuğun var mı? Ne gocuğu, git evine çabuk, bu saatte böyle tamam, gezilir dört, mi? Tamam dört, al iki gümüşünü diyorum, ben kaleye gidiyorum diyorum, al. Ver oğlum gümüş ver. Al. Nasıl vereyim? Ha, çantan yok sana. Yani. Kaç altın vardı? 7 altın. 7 altın 90 ya. Şeydi de 8 altın 90 şeydi. 1 altını geri vermiştim. 1 altını şimdi geri aldım. Gemiden. Bu arada bir şey diyeceğim. 1 gümüş 10 gümüş yerine geçiyor. 1 gümüş 10 gümüş yerine geçemez çünkü mantıklı değil. 1 altın 10 gümüş yerine hayır, geçiyor. Hayır. Bu bizim paralar var ya. Onlar 10 gümüş aslında. 1 gümüş. Hayır. Tamam. Bende yok ki öyle bir şey. Sen altına 10 gümüş diye bozduruyorsun ya. Altın bir tane gümüşü verince sen ha 1 vermişsin ha 10 vermişsin yani. Onu yuvarlıyoruz. Sıkıntı yok. Değil anlamadım. Mi? Önemli değil. Ya oyun mekaniği. Bir altın 100 gümüş çok saç hani olması gerekiyor ama artık yani. 100 tane gümüş ayarlamak sıkıntı. Ha. Materyalimiz sınırlı. O yüzden o materyallerden biri 10 gümüş şeklinde kabul ediyoruz. Tamam, mesela sen bende materyal falan yok yanımda şu an. Tamam işte materyal olduğu zaman aklına olsun diye diyorum. Ha, tamam tamam. Onu bozdurabiliyor muyum peki? Yok, işte bozduramadığı için tam vereceksin. Tam vereceksin ama şöyle bir şey var. O nasıl paranın üstünü verecek bana? İşte şöyle yok, diyeceğim. Aslında. Başka bir yerde yine bir iki bir şey olduğu zaman sen burada duracak o. Benim verdiğim para diye ben oradan hatırlayacağım. Onun dışında bir gümüşü geçince yine alacağım ben ikinci gümüş senden. Yani küçük gümüş istendiği zaman gümüşü bir kere veriyorsun. Öyle diyelim basitçe. Tamam, su içeceğim bir gümüş. Tamam. Bir tane gümüş verdin ya. İkinci suda vermiyorsun. Tamam. Üçüncü suda vermiyorsun. Öyle düşün. 10 mu gümüş? Ya 10 vermiş oluyorsun zaten. Anladım. Tamam peki. Şimdi... Bataryalarımız sıkıntılı şimdi. Tamam. Gerçekçi tamam. Olmasa adına öyle yapıyoruz. Tamam. Neyse devam ediyorum lan şeye. Tamam bir daha sümkürme yer verin. Buralar temiz, hijyenik bir yer. Mülteciler, pis mülteciler sizi. Yavaş ol ya. Bu yaratık ne? İnsan. Gözün kesiyor. Ama polis. Sen benim yanımda beraber git, götürsene beni şeye. Kareye, beraber gidelim. Uf, eller vücudu olmuyor. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ya beraber saçmalama, gidelim. Saçmalama, işine git bak Allah Allah, cüceye bak ya. Sokaklar tehlikelidir bir cüce için diyorum. Ha tehlikelidir, namus olsun, ayet bir şey. Cinayet vakası olmuş falan diyorlar zaten. Hadi cinayet git, nerede işlenmiş ya? Ne bileyim ben, hadi git. E olmuş diyorlar diyorsun, sonra soruyorum, cevap vermiyorsun diyor. Çabuk eve git diye diyorum. Eve gitmiyorum ben, kaleye gidiyorum. Saraya? Evet. Kafayı yedin herhalde sen. Evet. Neyse git de gör onu. Orada doktor var, doktor beni iyileştirecek. Turuncu büyücü var, gör bakalım. Onu görünce millet kartınızı ben... geçiriyor. Senin haberin yok tabii büyücü. Onu ancak korkanlar geçiriyor diyorum. Gerçi benim amcaoğlu büyücü okuluna gidiyor, üniversiteye gidiyor. Diyor ki, gitsin o onun yanına dedi. O şey dedi, onun başına dedi, bu bir normal büyücü olamaz dedi. Bunun dedi kesin üzerine bir efsun sindirmişler dedi. O yüzden olmuştu dedi. Aa, başka neler dedi? Ben böyle ilgimi çekiyorum, bilgi öğreniyorum aslında. Zaten bunu lak lak etmek için yararıyormuş. Bu sayede ellerim ısınır. Nasıl? Bir alev yakalım mı? Yok ama benim işim var. Neyse. Neyse sonra konuşuruz sen. İsim neydi? Patates kafa. Ne ismi var? Taşparama ne patates kafası? Tamam patates kafa anladım. Hadi neyin adı patates kafa? Dedim ben yürüye yürüye. Sana dedim patates kafa diye. Dinlemiyorum yine. Aynen dinlemiyorum. Gayet devam ediyorum. Ben ona patates kafa diyeceğim çünkü. Sen de... Ulaştık mı ustalarda şeye? Kaleye. Yoksa? Bobetik öyle gidiyorsun. Hı. Ulaşıyorsun. Hayırdır bu saatte? Ustam çok hasta. Doktoru görecektik. Yalnız görüş saatleri sabahlar, gündüz oluyor. Yalnız turuncu büyücü de beni bekliyor.
Kor büyücü. Evet. Demek istediğim. Seni bekliyor. Evet. Şimdi bir dağda geçiyorsun da ya gerçekten bekliyorsun. Bak bak geliyor kor büyücü arkanda bak bak. Ben mi geliyorum o sırada? Görüyorum arkama. Hadi gel kor büyücü bizi bekliyor dedim. Biliyorum. Bu sayıyı içeri almamız lazım. Hadi. Ha, kor büyücüyle konuştun mu? Konuştum. Tamam. Sana selam söyledi. Biliyor musun? Geliyor mu? Siz şu an gülüyorsunuz da. Peki ya gerçekten kor büyücü bizi bekliyorsa ve bizi içeri almadıysanız? Arya Stark. Arya Stark delikatı. Birbirine bakıyor lan. Aç kapıyı bekliyor mu, beklemiyor mu görürüz. Ne dersin? Ne diyelim bunlara? Eğer ya da almayın. Şey ya da almayın. Ben şöyle diyorum gayet. Uyuyor. Restimi koyuyorum. Ha. Ya da almayın. Yarın kor büyücü bizi beklediğini size söylesin. Tabii sizde o kalp varsa dayanırsanız diyorum. Lan siz mülteci değil misiniz lan? Evet. Ha. Memleketiniz nere lan sizin? Öbürü konuşuyor. He? Dalga mı geçmeye geldiniz lan buraya? Ha, evdeki mızrağı görmüyor musun? Kor büyücüyü çok bekletmeyin istersen. Bence çok bekletmeyin. Sen hiç onu gördün mü? Kor büyücüyü sizi bekletmeyin. Hiç gözlerine baktın mı onun diyor. Biz uyuşturucu alıyoruz. Biliyorum. Belli. Böyle konuşabildiğinize göre diyorum. Şimdi kapıyı bütün çekelim. Bütün saraydaki görevlilere dağıtıldı. Yani. Yoksa dayanamayız. İyi. Ben dayanıyorum. Şimdi beni bekliyor. Bizim görüşmemiz lazım. Kral dedi tabii. Bu mızrakla seni bekliyor dostum. Çekil diyor. Aç sıkıyorsa kapıyı. Kilitli kapı. Hadi aç. Hadi. Diklerim. Sokayım tamam. Mı sana bunu? Tamam. Yarın senin için çok eğlenceli bir gün olacak o zaman. Yarın mı? Bu yarın kor büyücü kellelerinizi alırken görürsünüz. O mızrağın özellikle ucuna takacağım senin kelleni. Vallahi bir arkadaş böyle durduruyordu diye. Mızrağı nerenize sokacağım ama öbürü diyor ki dur diyor. Ne oluyor ya? Dur ya. Gülelim eğlenelim ya. Bir sokalım. Ya. Evet sok. Bir sokalım gördük evet, denemesini. Doğru diyor. Hadi yapalım. Hadi gelin lan. Sizi diyeceğim şey ki kor büyücü bizi bekliyor diye haber verdi diyeceğim. Tamam mı? Demezsen. Namerdim. Tamam. Tamam namert memnun oldum diyorum. Burada. Bak yere vuruyor mu? Bekliyoruz. Hadi. Şıkır şıkır. Sen söyle git ben şunları olmadı gerekiyorsa. Yok ben burada bek. Ama içeride duralım. Burası soğuk oluyor biraz. Sus lan. Kes çeneni. Burnun akıyor zaten. Şuna pis. Hayret bir şey ya. Hı? Sen niçin dalga geçiyorsun herkese? O içeri gidiyor. Bunu uğraştırıyorsun. Böyle yapma. He doğru. Açmışlardı sana kapıyı da zaten değil mi? Açmak üzereydi. Çok. İçeri gidiyor. Sonra geliyor böyle boşa boşa. Al dediler anlamadım ki içeri alın dediler Allah bilir. Şimdi ben olsa nezaretçi atarım diye haber verirler diye düşünüyordum. Ustam da Allah. Ustam da doktora gelsin. Oğlum sizi içeride öpecekler görün bak. Sizi kralın kendi öpecek. Tamam kesin. Tamam. Ben sen o mızrağın ucunu temizle de. O yüzden sana tabii ki hijyenik olunca fark edecek mi? Onu özel olarak ayarlayacak. Sana ayarlayacağım değil mi? Aha, evet sen onu hadi gidin içeri hadi. Sen hiç merak etme. Çok mutlu olacaksın. Ayva yediniz oğlum siz. Siz ha. Var ya bu kafayla. Oğlum bunlar deli işte deli. Deli ya bunlara deli. Ha delileri de alıyorlar içeri. Mülteciler deli işte. Bizim insanlarımız öyle değil. Onların ben de delik yani. Olacak merak suç etme. Suç sizin değildir muhtemelen. Aldığınız ilaçlar yüzünden böylesiniz. Biz yukarı çıkıyoruz. Yatalım artık valla. Kızların yanına kim zaten? Korla şeyi... Sadece mi? Konuşuyoruz bir şey. Ne kadar özür dileriz? O söyleyeyim. O söyleyeyim. O da yiyelim. Hangisi? Gel. Anladım. Gel. Kızların yanında konuşmaktan da çekiniyorum açıkçası. Ne iyi? Yatmaktan yani pardon. Yani ben yanlış de... anlaşılır. Horlarım, rüyamda başka bir şey derim. Ne bileyim ben alışık değilim insan içinde durmaya da. Sen mi yaz sanki ne yapsam? Kızların yanında mı? Yani onlara ayıp olur şimdi. Ben utanırım kendimi iyi hissedemem. Ben birazcık... Sen daha insanlara sosyalleşebilen bir iyisin. Ben biraz kabayım biliyor musun? Böyle bir sıkıntımız var. Yani o, sana emanetler ya o yüzden dedim. Tabii yani ben de her zaman diyorum. Sana güvendiğim için dedim yani. Sen de güvenilir adamsın. Anladım. Yatacağız mı? Ben biraz daha aşağı gidip oturayım diyorum.
O zaman ben yatayım onun yanına madem. Tamam sen yat, ben de aşağıya gidip oturayım. Onlarla ilgileneyim. Ha getir getir, onu unutma. Yalnız çıtırlar onu, oradan bir kap ayarlayalım. Tahta kap vardı. Yusuf oradan tahta kap getirebilir misin? Getiririm. Nasıl koymak için? Neyse. Bana da iki tane olsun. Ne de olsa... İçeri alıyorlar. Kıyak adamısın çünkü. İri ya bir tane ork sana doğru. Ork görünce şaşırıyorsun. İlk defa ork gördüm sen burada. Hmm. Ork de ilk defa seni gördüm. Hiç görmedin değil mi? Bu adada hiç görmedim. Gelen oklar var ama nereye gittiklerini bilmiyorsun. Onlar zaten buraya tırsa tırsa geliyorlardı. Ne yapacağız biz şimdi arada ya? Of ayva yedik. Gemiyle abi. Gelen oklardan mı bu? Değil. Buranın yerlisi böyle. Dövmeleri var. Böyle dişi böyle domuz dişi gibi. Erkeği yok. Ter kokuyor. Ter kokuyor. Çok iyi ya. Soğuk savaşta böyle oluyor. Soğuk savaşta böyle oluyor. Ben sen yatmaya gittin mi? Gittim ben. Seni anlatıyorum. Sen bara indin ya. Bara indim. Yanına böyle biri oturdu. Ben barda küpeli böyle, burnu küpeli böyle. Bir sürü insan var ama yanında o oturdu. Dikkatini o çekiyor şu an. Etrafta ne var diye sorabilirsin. Ben şöyle bir bakıyorum. Karşımda. Ondan sonra işte evet etrafa bakıyorum. Bir tane barmen var işte. Bardakları siliyor. Gelenlere şarap veriyor falan. Bira yapıyor. Ayran veren yok mu ya? Tavşan bir adam var yan tarafta böyle sigara içmiş. Sigara içiyor. Ayran da var. Tavşan adam var böyle. O da dikkatini çekiyor. Ben bakıyorum yani. Şöyle bir etrafa. Senin tavşan bir kütüphaneci manyaktı. İleride böyle 2-3 tane elf var. Ve kitabı da hala bendeydi. Bir unutmayacaktı tavşan. O tane tavşan. Kitabını çaldım ben onun. Hangi tavşan mı? Bir tane de yüzü kapalı böyle. Bir tane çalmıştın sen. Bir kitap götürdüm arada. Böyle adam nasıl rahat söylüyor değil mi? Yüzü, çaldım. Rahat işte. Yüzü kapalı böyle bir tane el çıkıyor. Yukarı doğru. Kara elf olabilir diye aklımdan geçiyor. Kara elf. Kara. Ha kara elf. Yani hep değişik tipler var. Aynen. Ben kendimi yalnız tutayım istiyorum yani. Böyle dışarı çıkayım istiyorum. Yandaki masaya geçersin belki. Dışarı mı çıkacağım? Bir dışarı çıkıp hava alayım istiyorum şöyle. Dışarı çıkınca içerideki ne kadar pis koktuğunu, içerinin leş koktuğunu anlıyorsun. Aynen. Şöyle bakıyorum şöyle etrafa falan. Üşüyorsun ama böyle sıcaktan dışarı çıkınca böyle bir üstüne titreme alıyor. At bakayım asıl ne yiyorsun? At bakalım odası bozuyor musun? Dostum. Ya bakalım buraya diyor. Ha? Karanlıkta bir gölge seni çağırıyor. Yani bir insan bu kadar yani aradı. Ya hayır kapıdaydım ama tam iyi, daha değil mi? Hah işte kapıdan çağırıyorlar seni. İleriden çağırdı bana. Beni gitme geri dön. Duymamazlığa. Ya içeri geleceğim. Duymamazlığa. Aynen duymamazlığa geliyorum şu an. Sana diyorum lan duymamazlıktan gelme. Şöyle bakıyorum. Senin ırkın neydi? İnsan. İnsan. Ha tamam. Bakıyorum. Duyuyor değil mi? Sen gel burada konuşalım diyeceğim. Ona doğru yürüyor bir tane. Melek. Melan. Melan. Melan'ı mı arıyorsun? Ha? Sana şuraya da atar mısın şuraya? Melan'ı mı arıyorsun? Bak bunun sahte polis gibi durduğunu anlıyorsun. Sen insanlarla işi dışı olduğun için bunun sahte polis olduğunu anlıyorsun. Çünkü rozeti böyle tam takmamış bunu yanına. Biz polisiz buralarda geziyoruz. Evet. Birilerini arıyoruz. Sizin yanınızda olacağını şüpheleniyoruz. Valla içeride çok acayip, çok garip insanlar var sahiden. Biz yeni geldik buraya. Buraya girmemiz yasak. Burası şey bir bölge. Bağımsız bölge. Hmm. Biz de içerideki kabarık saçlı. İyi görüşürüz. Aynen. İçeri girelim. Ben de. Ne dedi? İyi yere götürdü. Diyor bize böyle bir şey deseydi biz ben, tamam görüşürüz deyip içeri girelim. Yani burası i̇çeri giremiyor bölge, ya, bağımsız bölge değil. Kapıdayım zaten merhaba. İçeri girer. Hiç şey yapmazdım. Çok meraklı ya. Siz buranın bağımsız bölge olduğunu biliyordunuz değil mi? Evet. Ya, onun yüzden bizi getirdiniz buraya, aynen. Sen ben bilmiyordun değil mi burayı? Yok ben bilmiyordum. Yok yani DM olarak sordun değil mi? Yok bilmiyorum. Ben yaşamadığım için onlar biliyorlar burada. Sen o gün yoktun ha oyunda? Yoktum.
Ya içeride çok enteresan insanlar var. Tavşanı var, orgu var, değişik değişiklikler var. Yani aradığınız... Cadı, cadı hanı burası. Cadının hanı. Hmm. Burada çok güzel bir cadı var. Afet, bir içim su. Ama bizler öyle insanlara bakmayız tabii. Belli. Sizin aradığınız nasıl bir tip? Sen kabarık çirkin saç. Bir şey gördün. Hı? Sen çirkin bir şey gördün. Aynen. Ben şu anda... Çirkin, kadını çirkin görmüşsün sen, onu diyor. Ha. Cadıyı diyor. Çirkin gördüm. Bu güzel anlatıyor. Bunlar da güzel diyor. Artık güzel kanlayışları neyse. Aynen değil mi? O da enteresan. İşte de onlara farklı mı gözüküyor? Bilmiyoruz. Ama şey... içeride nasıl bir tip bakmıştın? Tamam anladım. Kabarık saçlı. Böyle yağlı saçlı. Böyle sarımtırak saçlı böyle bir... Bir tane... Ne var? Şeyan var. Şeyan var. Evet. Şeyan var. Biz bunu haber ettiğimiz zaman yarın 12'de bütün gemi seferleri her şey iptal olacak zaten. Bu şeyanlar avına başlayacağız. Çünkü duyduğumuz kadarıyla bunların geldiği yerde ki melekleri mahvetmişler. Nasıl mahvederler? Evet, doğru. Biz doğru. Merak ediyoruz şimdi. Büyük ihtimal ortalık karışacak. Karışmadan önce şu şeyan alalım. Nasıl buldun? Bu şeyan alırsak sana da güzel not veririz. Ben de daha önceden o şeyan dediğin şeytan değil mi bunlar ya? Hayır, şeytan değil. Ne bunlar? Şeytan dörü ya. Şeytan dörü. Ya hiç değil yani, evet. Onların hepsini yakalamanız lazım bence de. Tamam, içeride bir işte. Getir bir alıyordum, hallederim. Hangisi olduğunu tam tarif edemedim. Ben öyle birisini görmedim. İçeride ork gördüm, tavşan gördüm. Gözüme bir de elf gibi bir şey gördüm. Bana bak, ben polisim, bana yavuk yapma. Yok. Seni alırım içeriye. Bunları gördüm sadece içeride. Bu da gördün mü? Bayılıyor. Hayır, ben şu anda adam bekleyecek orada sabaha kadar. Hani oradan çıkma ihtimalimizi düşünüyorum şeyle, kırla yerle. Dolayısıyla hem adamı da başka bir yere yönlendirmeye ya da işte en azından burada olmadığına falan. Ya da bir de en azından aradığını biliyorum artık onu. Çünkü ben Kürler'in Şeyhan olduğunu biliyorum. Söylemiştim. Şeyhan'a söylemedim. Ben zaten söyledim. Kürler'i arıyor dedi ya size çıkmana. Dışarısı size ilk dediniz de biz de gitmek istiyoruz oradan işte bir an önce. Ve 12'de de gemi seferleri artık iptal olacakmış. Onu öğrendim. 12'de. Evet. Tamam, oldu. Kendine iyi bak. Dönüyorum, gidiyorum. Abi ben burada çok pis laf sokardım ya. Gel içeri bir bira ısmarlayayım derdim. Mesela. Param yok ki. Ben öyle tutuyor. Gelemez ki. Buna nereye gidiyorsun? Nereye gideyim? İçeri alırım bak seni. Hapse atarım. Sıcak espri. Yardım etmezsen mi içeri alacaksın? Tamam ederim ya. Senin dediğin gibi ben insan görmedim zaten. Yalan söylüyorsun. Ben anlıyorum şu an. Rozetin biraz şey olmuş gibi. Eksik bir kart düşün. Ne olmuş adına? Ters. Ha. Kopmuş. Dur ya bir dakika. O sırada giriyorum içeriye. Lan. Giriyorum içeriye. Güzeldi. Çok iyi ya. İçeri giriyorsun. Kapının hemen solunda bir tane küreye eğilmiş cadı var böyle. Hokus pokus. Oo, sihirli şeyler. Oo, bir sürü büyülü şey. Ben de içimden diyorum ki buna mı güzel diyorlar ya diyorum içimden. Bu da içini okuyor seni. İçini dışına çıkartıyor. Sana bakıyor. Gülüyor böyle. Dişinin biri yok böyle. Hoş geldin tekrar. Dışarıda kimlerle konuştun? Dışarıda... Candan duydum da. Bir tane melam Candan var. Candan duydum. O isim değil. Değişik de bir melam. Bilmiyorum yani, görmüş mü anlamadım. Sahte polistir o. Sahte polisler de mi var burada? Tabii burada sendika var bir tane. Burada kötü melekler de mi var böyle yani? Ne kötü melek ya? Ay bunlardan çıkardım. Kötü melek de nereden çıktı? Kötü melanlar da mı var? Kötü burada değil de sendikalar onlar böyle şeyan avcısı. Sanki şeyan var burada. Bir polis, sahte polis nasıl olabilir yani? Bir şeyan var işte yukarıda yattı kazalar beraber. Senin arkadaşın. Evet ama benim arkadaşım bunu bildiğimi bilmiyor şu an. Bilmiyor mu? Bilmiyor. Bak garibim yazık söyleyin adama. Niye? Niye dalga geçiyorsunuz? Dalga geçmiyoruz. Onu korumaya çalışıyoruz. Alzheimer'da. Alzheimer başlangıcı. Ailesinin bilmesi gerekiyor hadi. Güzeldi. Ben anlamadım tamam ama olsun. Anladı diye. Şahsiyeti izlersen anlarsınız. Tamam. Ben gidiyorum işte. Barda. Yani şey diyeceğim. Cadı Hanım. Buradan gitmek istesek
Bana sayın güzellikle hitap edebilirsin. Balım benim. Oo, çok da tatlı delilmiş. Buradan gitmek sana misin? Bal vereyim dur. Aşağı iniyor. Bunu yukarı dağdaki arıların balından yaptım. Ha, ben onu arkadaşıma veririm. O da ormanda bol bol özlemiştir beni. Tamam al bunu. Ayı ya balı sever. Aynen. Ondan sonra diyorum ki yani buradan gitmemiz lazım bizim. Bir gemi kalkar buradan. Dur küreden bakayım. Pokus pokus büyülü şeyler. Çok acayip şeyler. Büyülü, sihirli, oba. Aha! Nasıl gidebileceğinizi biliyorum. Liman var burada. Limana gidip orada gemiye bineceksiniz. Parasını verdiğiniz gibi sizi istediğiniz yere götürüyor. O geminin böyle dış özelliğini falan görebiliyor musun? Ha, nasıl bir gemi? Birçok gemi var çünkü. Lacivert bir gemi görüyorum. Evet. Üstüne de kırmızı bereli bir adam böyle stresli sigara yapıyor. Beni kaldırmıyorsun inşallah. Yok bak gel sen de bak gel. Gel. Ben su görebiliyor musun? Uzatayım mı? At. Su mu görüyorum şeyim? Yoksa yalanlar istiyorsan yalanlar söylüyorsun. İncinirsin. Görüyorsun. Küçük bir minyatür bir gemi görüyorsun. Gerçekten haklıymışsın sen nasıl? Bak yakından bak. Şey var bak orada. Yaklaşınca böyle bir leylak kokusu geliyor böyle pardon. Güzel bir çekici bir kokusu geliyor kadının. Oha gerçekten büyü yapabiliyor. Öyle bir güzellik bir şeydi. Bu gemiye binmelisiniz. Sadece bu gemiden kaçabilirsiniz. Diğer bütün gemiler ileride çevrilecek. Bu gemi kaçak gemisi. Bak orada bir tane kaçak bir kızıl kafalı biri var. Çok güzel. Peki bu handan arka çıkış falan var mı bir arkadaşımız? Handan diye bir arkadaşım yok ama bilmiyorum. Gizli bir çıkışımız var mı burada? Restoranın arkası var. Ön kapıdan çıkamayız. Niye çıkacağım ki? Hava soğuk. Hayır, sabaha karşı şafakta çıkmamız lazım gemiye gitmek için. Size bak söyleyeyim o zaman. Nereden gideceğimizi. Göster bize yolu. Gel. Geliyor. Yemekhaneye gidiyor. Tamam kapıyı görüyorsun dış kapı ama oranın olmayacağını biliyorsun. Bir şey diyecek mi? Oranın olmayacağını dediğin? Oraya da gelir. Oraya giden oraya da gelir. Gizli çok rahat değil mi? Öyle gizli mizli değil değil mi? Yok demeyeceğim onu. Bekliyorum ne diyeceğini önce. Oy benim ağrıdı diyor. Şöyle duruyor. Ne yaptınız siz yemekte? Efendim saygıdeğer cadımız. Çok güzel tavuk çorbası yaptık size. İçersiniz. Tabii içerim. Akşama doğru acıkıyorum ben çok. Heh ne oldu? Kapı. Ha kapı. Mezar mı müsaade? Gel şimdi. Şurada bak aşağıda bir şey var. Hop. Altta gidiş gösteriyor. Buradan giderse nereye çıkıyor yol? Lağıma çıkıyor. Limanın oradaki lağıma kadar yürüyebilirsiniz buradan. Biraz bok kokacaksınız. Orası ayrı onu bilmem. Sizin kokunuz gibi olmadıkça evet. Çok sağ kokuyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür. Sana vereyim mi parmağımla? Versene biraz. Ama kadınlar için. Al sana. Kadınları tamam. Bununla mutlu edebilirsin. Hediye edebilirim diyorum. Mutlu edebilirsin. Ondan sonra koyuyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de şimdi yatayım izninizle. Hadi yat. Ve bakayım bana şuradan bir tas çorba diyor. Geçiyor değil mi? Tamam ben yatmaya gittim abi. Yani şeye hemen şapakta da kalkacağım. Biraz böyle dinleneyim işte. Yattım. Gidip dışarıdan mı aldın? Yok canım. Çıkmış oğlum. Neredeydim oğlum da? Bir de vur yani. Nasıl çıktı? Baba arkadaşlarla dışarı çıktım geldim diyor işte. Ne var o kapıya? Gel siyah oğlum gel. Gel siyah. Allah Allah. Hayır nasıl oldu bu? Beni öyle unutturursun değil mi adamlar arkada? Al gel. Nasıl oldu o anlamadım ben. Nasıl çıktı? Kim kapıyı açtı bu arada? Aynen. Şey gitti ya. Ama yok o zaman ben geldikten sonra ben geldim o zaman vardı ha abi. Çöp atmaya biri ben çöp attım da o sırada çıkmadı o çıkmış iyi de ben kapıyı kapatmıştım daha attım önceden şey yaptım fırlamıştı bence adam acıktın değil mi ipne karnı acıkınca vay be tamam ilk bölüm bitti o zaman tamam sabah oluyor siz de gittiğinizde size yatak veriyorlar. Sabah görüşeceğiz diyorlar. Bedavaya kaldık.
Aynen. Ama öyle güzel yataklarda yatıyorsunuz ki. Bir daha çıkmam lan. Goblin'i de yarın doktora diyorlar. Umarım ameliyatın uzun sürer diye düşünüyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere.